taraf Çilehane olarak kullanılmış. Burası abi olduğu için Çilehane. Nefsin terbiyesi önemli. Yani akşam şairin söyledi ya. Bu dönemde şairlerin de pili. Şairlerin tabiplere teşkil edildi. Bugün ahilik deyince benim aklıma ahlak, bilim, çalışma ve akıl geliyor. Bu dört temel husus çevresinde ben de hayatıma yön vermeye çalışıyorum. Ahevran Veli Hazretleri İran Hoykent'te doğarak en son Kırşehir'de yerleştiği memlekette burada ahilik teşkilatını kurarak 32 meslek kuruluşu dalında esnafın ve sanatkarların örgütlenmesini sağlamıştır. Buradan Kırşehir'de oluşan bu feyiz ve oluşum çerçevesinde ahilik teşkilatının bugün dünyanın birçok yerine yayıldığına inanıyoruz ve şahit oluyoruz. Ahilik haftası 12-18 Eylül tarihlerinde yine şehrimizde kutlanacak. Derneğimiz olarak bize bu konuda çok güzel mesajlar geliyor. Hatta yabancı ülke insanlarının dahi bizlerden aile konusunda bir takım dokümanlar, bilgiler isteyerek onlara temin ediyoruz. Ahile son yıllarda bilhassa çok yurt içinden olsun çok büyük bir ilginin olduğunu ve öğrenme isteklerinin çok olduğuna şahit oluyoruz. Özellikle yaz aylarında dışarıdan gurbetçilerimiz olsun, Türkiye'nin birçok yerlerinden olsun buraya gelerek Ahevran-ı Veli'nin türbesine dualarını okuyorlar. Ayrıca Ahevran-ı Veli türbesi daha önce yapılan girişimler sonucunda UNESCO Dünya Geçici Miras listesindedir. Asıl listeye alınması konusunda da çalışmalar devam etmektedir. UNESCO'da tescillidir. Ahilikle ilgili o UNESCO'nun merkezinde de gerekli bilgiler sayfaya girilince görülmektedir. Ahiliğin en önemli öğretilerinden biri de, ilkelerinden biri de şöyledir. Hak ile çalışıp bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Biz de bu ahilik ilkeleri çerçevesi ve öğretilerini gelecek nesle aktararak ülkemizin ve dünyamızın daha güzel bir şekilde olacağı inancıyla bu öğretileri gelecek nesle aktarmamız gerekmektedir. Buradaki yazıyı okuduğumuzda, ziyaret ettiğimizde sadece bu özelliği değil, birçok yeteneğinin olduğunu gördük, birçok görevinin olduğunu gördük. Bununla birlikte 93 yaşında hala kılıç sallaması da bizi çok etkiledi. İyi ki gelmişiz, görmüşüz, ziyaretimizi ettik, şimdi yolumuza devam edeceğiz.